Merhaba sevgili boğalar. Selamlar sevgili boğalar. Güneş tutulması özel haftası Evet. görüşmemize hoş geldiniz. Bilinçokuru Astroloji Haber Merkezi'nden Demet Baltacı ve ben Oğuzhan Ceyhan sizlerleyiz. Evet, 3 Kasım Akrep Burcu'nda bir yeni ay ve yeni ay ile Evet. beraber güneş tutulması var. Ne dersin Demet boğalar Evet, için? sevgili boğalar, bu yılın son tutulması, bu 5. tutulması. Bir süredir boğa akrep hattındaki tutulmalar en fazla boğa burcunu da etkiliyor. Satürn'ün akrepteki seyri yine aynı şekilde boğalar etki altındalar. Bu tutulma da önemli boğa burçları için. Karşıt evlerinde olacak. İlişkilere, ortaklıklara dikkat çekiyor. Yakın arkadaşlıklara dikkat çekiyor. Satürn'ün de orada olması sorumluluklar artacak gibi görünüyor ya da daha ciddi yapılanmalar içerisinde olabilirler ilişkilerle alakalı. 1-7 Mayıs arasında doğan boğa Evet. burçlarında evlilik, birliktelikler, problemli ilişkilerde ayrılık, sıkıntılar. Mesela bu tutulmanın bir özelliği var. Bekarlarda evliliğe, Evet. evlilerde ilişkiyi sorgulamaya, çocuğa, problemli ilişkisi olanlarda ise çoğunlukla ayrılığa sebebiyet verir. Üçlü döngüdür bu. Evet. 3 Kasım Akrep Burcu'ndaki tutulma. Aslında bu bence olumlu bir tutulma. Her ne Evet. olursa olsun, Evet. bir ayrılık olsa da, bir evlilik olsa da, bir çocuk olsa da, kuzey düğümünün üzerinde olan Evet. gezegen döngüleri, düğümü yani kuzey deklinasyon tutulması çünkü bu güney değil. Kuzey deklinasyonu tutulmalarında daha olumludur. Yani o ayrılık değil işte bir hayır vardır diyeceğiz, üzülmeyeceğiz. Evet, Yeni bir evet, evlilik evet. olduğu takdirde o evliliğin çok büyük mutluluk vereceğini bileceğiz. Belki yeni bebişlerimiz olacak, dünyaya güzel çocuklar gözlerini açacak. Buna benzeyen yapılarla da karşılaşabileceğiz. Evet, başka neler var? 5 Kasım'da Venüs Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçmesi boğalar için olumlu. Uzun bir süre 6 Mart'a kadar Venüs Oğlak Burcu'nda olacak. 21 Aralık 31 Ocak'ta retro hareketi var. 9. evlerinde oluyor Venüs'ün Oğlak seyri. Bu süre içerisinde eğitimler, yurt dışı ile ilgili konular, seyahatler, kişisel gelişim, uzak akrabalar, onlarla ilgili konularda Venüs olumlu etkiler verebilir. Altı bu Venüs'ün Oğlak Burcu'nda 21 Aralık 31 Ocak arasındaki retro hareketi var. Bu dönemde bazı felç olabilecek yapılarla karşılaşabiliriz. Ama bu dönemde daha hızlı davranırsak eğitimdir, işte maddi kavramları artırmak, akrabalarla iletişim, yazmak, çizmek, eğitim. Eğitimle ilgili bu döneme çok önem vermemiz gerekiyor. Evet. Çünkü 6 Mart'a kadar Venüs Oğlak Burcu'nda ve Dost Oğlak Burcu'nda yani Boğa'ya dost bir burçta. Evet. Bunu düşünüyorum. Güneş kavuşumu Satürn Kasım'ın 6'sında konuları daha fazla güneş tutulması ile ilgili Tutulma ile ilgili konuları daha konular. da fazla ön plana çıkartacak. Merkür retro akrep bitiyor. Ne diyorsun bu hafta? Evet, Merkür'ün retrosu 10 Kasım'da bitecek. 7 Kasım'da Jüpiter'in retrosu başlayacak Yengeç burcunda. Yengeç O da burcundaki kaç Mart'a kadar? 6 Mart'a kadar Jüpiter retro harekette olacak. Bak bunların arasında bir bağlantı var. Şimdi astrolojik eş zamanlılık bir Venüs Oğlak Burcu'ndan 6 Mart'a kadar. Jüpiter'de retrosu 6 Mart'a kadar. Evet. Yani orada bir katılmaya sebebiyet verebiliyor. Evet. Orada bir karışıklığa sebebiyet veriyor pek çok burçta ama bunu boğa burçları yaşamıyor. Evet. Çünkü boğa burcunun yöneticisi Venüs. Evet. Aslında Oğlak'ta çok rahat değil ama boğa için olumlu. Evet. Gökyüzündeki açı değerleri Açı iyi. değerli olarak. Toprakta çünkü o zaman da ne oluyor? Sağlam kararlar verilebiliyor. Yani Venüs'ün Oğlak'taki etkisi ciddi ve sağlam kararlar derim ben. Ve kendilerine iyi baksınlar derim. Ne dersin? Bence de öyle. Hoşça kalın. Sevgiler.